Merhaba arkadaşlar. Yeni update'lerle yine karşınızdayım. Arsada bayağı bir update yaptık. Onların üzerine gitmek istiyorum sizinle birlikte. Bayağı yoruldum şimdi. Çitlerle uğraşıyorduk. Ama ondan önce yaptıklarımızı göstereceğim. Yapacaklarımızdan ziyade. Şimdi pompamız tamamen takıldı. Şu eski pompamız. Bu da yan komşudan almıştım. Bunun bir parçasını kullanmak için. Onda bir tane eski varmış. Bunu çalıştırmaya çalıştım. Olmadı. Neyse velhasıl kelam yenisini taktık. Bu aleti $205 aldık. 1 horsepower deep well pump, yani 85 feet'e kadar, zaten 85 feet'miş bu da galiba. 85 feet deep'ten su çekiyor. Çok güçlü. Şöyle size göstereyim isterseniz. Su akıyor bakın. Şurası 20'ye düşünce 20 civarlarına pompamız aktifleşiyor. Şu an depodaki suya kapatıyor. Depodaki su bitmeye az kaldı. Tam bitmeden önce, yani 20 PSI'den biraz fazlayken 30'muş. Evet, 30'un biraz üstündeyken, doğru, pardon, 30'da 60 arası, doğru. 30'un altına düşmüyor, 60'ın üzerine çıkmıyor. Yani 61-62 oluyor maksimum. Şimdi bak, 60 olduğu zaman pompamız otomatik olarak, şunu kapatayım tabii. Şimdi 60 olduğu zaman kapanacak otomatik olarak. Daha doğrusu şöyle, 60'a geliyor, biraz orada çalışıyor bir müddet. Ondan sonra duruyor. Niye öyle yapıyor da onu anlayamadım. Yani bir miktar daha çalışıyor. Sonra duruyor. Ondan sonra dediğim gibi yok, orasını çek, burasından fişini çek, şunu yap, bunu yap değil. Yani çeşmeye çözünüz, artık suyunuz var. Çok şükür en büyük gelişmeden bir tanesi bu oldu, şunu söyleyelim. Çünkü yani çalışıyorsun, terlemişsin. Önümüzdeki bir rahatlığıyla oturuyorum şurada. Su yok. Yani su olmadığı zaman gerçekten hiçbirinin bir şeyi yok, yani anlamı yok. Gördüğünüz gibi durdu. Bu up and running artık. Bu direkt kablo elektrik paneline gidiyor. Orada bir tane switch var. Sadece bunu çalıştırıyor. Başka hiçbir şeyle alakası yok. Şimdi ikinci şeyimi göstereceğim size. İkinci büyük improvement'u elektrikle alakalı. Şimdi arabamızı sonunda burada şarj etmeye başladık. Hakan Bey sormuştu az önce. Onun sorusuna cevap olsun. Gördüğünüz gibi buraya 50 amperlik bir tane outlet taktık. 50 amperlik. Bakın şu an yanıp yanıp sönüyor. Gördüğünüz üzere şarjımız oluyor. Yani artık şarjım bitti, şarjım bitecek yok. Buraya gelince direkt otomatik olarak arabaya şarjı takıyorum. Onun için de özel bir 50 amperlik dedicated bir tane circuit'imiz var. Diğer içinde, pompa içinde var. Ondan sonra iki tane daha ayrı breaker'ımız var. Bir tanesi shed'e gidiyor. Şunu görürsünüz, bakın şu oruncu kablo var ya, onu geçici olarak taktık. Şu borunun içerisine koyduk, üzerinden traktörle falan geçtiği zaman zarar vermesin diye. Daha sonra ilerleyen zamanlarda burayı kazacağız tamamen. Kazıp yerin altından boruyla geçireceğiz. Tamamen hani kodlara, kurallara uygun bir şey olacak. Şu an her şey aynen de geçemediğimiz için bunu böyle yaptık. Şu an bu hale güvenli, çok bir sıkıntı yok. Ama tabi uzun vadede bunu böyle kullanamayız. Bunu yapacağız. Bir tane to-do listemizde bir tane bu var. Bir de diğer bir elektrik de bir tane daha breaker var. O da iki tane outlet'i çalıştırıyor. Bir şu postun arkasında bir tane outlet var. Onu göstereyim size. Şimdi mesela burada elektrikle alakalı bir işiniz varsa ta oradan kablo çekmenize gerek yok. Buraya bir tane outlet taktım. Pardon,
yukarı kaldırıyorsun. Evet. Şimdi burada kabloyu takınca şuradan kablo çıkabiliyor bakın. Bilmiyorum görebiliyor musunuz da? Şuradan kablo çıkabiliyor. Yani içerisinde su girmesin diye. Bu normalde şurada bir yerdeydi eskiden. Şurada bir yerdeydi. Şuradaydı. Ortada bir yerde duruyordu. Bir tane kazığın üstünde. Onu kazdım. Daha sonra böyle çektim. Ondan sonra böyle kazdım. Buraya taktım şimdi. Hem direğin arkasında olsun. Ortada bir şey olmasın diye. Pardon. Bir tane de elektrik şu şeyin arkasında var. Bizim mobile home'un ön tarafında var. Bir de orada var. Yani şimdi acil işlerde kullanalım diye böyle birkaç yere taktık. Daha doğrusu burada vardı, sadece onu biraz tamir ettim. Bakın bir de orada var. Şu an kullanılıyor zaten. Sadece içindeki şeyi değiştirdim. Outlet'i değiştirdim. Şu yeni içindeki gördüğünüz gibi. Şuradan daha iyi görebilirsiniz. Bakın. Beyaz. Yeni bu. Şu an bunu da kullanıyoruz zaten. Şurada testereye taktık. Testereye taktık. Bunu da kullanıyoruz. Yani elektrikle alakalı bayağı bir update yaptık. Şu an acil işlerimiz için bunları kullandık. Yani bunları taktık dediğim gibi. Daha sonra tabii ki muhakkak her yere elektrik ve su çekeceğim. Yani bu arsanın hemen hemen her tarafına elektrik götürmeyi planlıyorum. Mesela çukur açıp buradan bir yerden böyle boydan boya arazinin sonlarına doğru su ve elektrik aynı anda götürmek istiyorum. Öyle bir niyetim var. Çünkü sürekli orada arkada bir iş ne olur? Buradan oraya kabloyla mabloyla götürmene, gelmene gerek kalmaz. Daha kolay olur. Ama bunlar tabii çok ileride. Her şey artık, her iş bittikten sonra bunlar artık işin fantezi kısımları olacak. Şimdi acil şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama eski halini hatırlarsanız bir de şu halini bakın, şöyle bir pırıl pırıl tertemiz her taraf. Ağaçları, şu ağaçları bile budadık. Bak şu çiçekleri bile budadık. Şimdi şu ağacı kısmen budadım. Şu alt dallarını da keseceğim. Şu ağacın da şu alt dallarını keseceğim. Ama bunları mesela tüm şu dallarını kestim. Bakın yani şurada bir arabayla geçtiğiniz zaman bakın şu dallarını kestim. Buradaki şu dalların hepsini kestim. Şunları kestim. Yani bunun altına artık araba falan çok rahat geçebiliyor. Hiçbir şey değmiyor. Şunları, bunları, şunları. Yani buradan ön taraftaki tüm ağaçların hepsini budadım. Sadece buradan sonraki ağaçlarda budama problemi var. Onları halledeceğiz zamanla. Şimdi önceliğimiz daha çok ön taraflar. Arka tarafları biraz daha sonraya bıraktık. Devam ediyoruz yavaş yavaş. Parça parça gücümüz yettiğince. Zaten Ramazan orucuz. Hava çok şükür bakın. Son 3-4 günden beri çok serin. Müthiş bir rüzgarı var. Bakın şöyle bir. Yani zaten gölgesi çok serin. Bir de üstüne bu rüzgar estiği zaman harika oluyor. Ve güneş de çok fazla yok. Yani güneş çok, hava kısmen bulutlu böyle. Şimdi güneş az önce çıktı. Tam bulutun arkasındaydı. Bir geliyor bir gidiyor. O anlamda güzel oluyor. Evet. Devam arkadaşlar. Çalışmaya devam. Kendinize çok iyi bakın. Yeni update'lere karşınızda olacağım inşallah.